Herkese merhaba sevgili izleyenlerimiz. Yepyeni bir yaz gününde yine sizlerle beraberiz. Stüdyomuzda yine çok kıymetli konuklarımız var. Hemen takdim edeyim sizlere. Sivil Afet Timi Satder Başkanı Veteriner Doktor Tayfun Çanakçı, Sivil, Af Sivil Afet Timi Derneği, Satder Derneği Afet Müdahale Gönüllüsü Kemal Soybir bizimle beraber. Biz zaten böyle yavaş yavaş sohbetimize başlamıştık başkanla beraber özellikle. Böyle bir Satder'in tarihini merak ettik. Çünkü 11 yıl öncesine dayanan bir hikayesi var. Hoş geldiniz, günaydın, nasılsınız Hoş bulduk. Kemal Bey, Tayfun Bey? Hoş bulduk, Bey. teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ederiz bu fırsatı bize verdiğiniz için. Kendimizi topluma daha iyi takdirme, daha iyi tanıtma, e, yaptığımız işin aslında toplumsal bir iş olduğunu anlatabilmek açısından e, bu fırsatı bize verdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Asıl biz teşekkür ediyoruz gerçekten çünkü böyle bir derneği kurmanız e, toplum için daha fazla faydalı bir şey olabilir mi bilemiyorum çünkü gerçekten çok önemli bir dernek çok e, acı dönemlerde yara olmaya çalıştınız müdahalelerde bulundunuz gerçekten gerek ülkemizde gerekse e, Türkiye'de evet. de bulundunuz o e, hepsini konuşacağız üzücü şeylerde ama. İşte yine insana en iyi gelen şey insan, onların verdiği mücadele, gönüllülük, çaba. Şimdi Satler'de o amaçla kuruldu. 11 yıl öncesine dayanan bir hikayesi var. Evet. Ee, biraz bahsedelim mi? Satteri nasıl Satler oldu? <laughs> Şimdi öncelikle evet 11 yıl temeli aslında <laughs> kurumsallaşmanın, ee, kurumsallaşma çok yeni bir şey. Evet. Birkaç aylık bir geçmişimiz var kurum olarak. Fakat e, bu kurumun içerisinde yer alan insanlar olarak e, bu Kıvılcım 11 yıl önce işte Değirmenlik Taş Ocakları Bölgesi'nde çıkan bir yangınla başladı. Evet. Orada <laughs> gerek devletin gerek e, sivil savunmanın, itfaiyenin, orman dairesinin e, yardımına koşmak için e, 3-4 arkadaş bir araya gelmiştik. Aslında orada gördüklerimiz devletin insan gücü ve ekipman olarak eksikliklerini ilk orada analiz ettiğimizde bu tarz kaotik durumlarda organizasyonel sıkıntıları gördüğümüzde ve bu sıkıntılara bir şekilde müdahil olup çözdüğümüzü algıladığımız an diğer yangınlara da gitmeye başladık. Süreç aslında bu şekilde gelişti. Bunun sonrasında özellikle kendi mesleğim itibariyle aslında halk sağlıkçıyım. Bir veteriner halk sağlığı uzmanıyım. Kıbrıs biraz sıkıntılı bir alandır halk sağlığı. Çünkü halk sağlığı genelde çok fazla mali getirisi olan bir alan olmadığı için kişiye. Bu alanda ülkemizde maalesef çok fazla çalışan insan yok. Aslında ee, ülke ekonomisi için de çok önemli bir e, Tabii zaman, ki aslında ya, çok, ik, evet ikisi birliktedir e, fakat... E, yani talep eden yok para kazanamadığı için ama evet. yapanlar da devlete, vatana, millete gerçekten çok faydalı... E, Tam olarak öyledir. Toplum için, için çalışırsınız çalışır. aslında orada. E, Covid pandemisi esnasında e, bu işte orman yangınlarına müdahale ile başlayan ekibi bir miktar daha genişlederek COVID'in çeşitli aşamalarında, komitelerinde yer almaya başladığı ekip. Bu noktada da özellikle teknolojik destek açısından ilk etapta COVID pandemisinde temas takibinin yapılabilmesi için Contact Trace Cyprus denilen bir telefon aplikasyonu evet. aslında geliştirdik. Çok ciddi bir Teknolojik destek sağlayan bize bir ekibimiz var background'da. Hı hı. Hala daha bu arkadaşlarla temasımız devam ediyor. Hemen akabinde e, hastanedeki temas takip merkezinin istatistiki verilerini şekillendiren programları e, oluşturduk. Ve bunları e, tamamen ücretsiz olarak devletin kullanımına sunduk. E, o noktada temas takibi ekibi içerisinde ben kişisel olarak da paylaştım. E, birkaç arkadaşla birlikte çalışmaya devam ettik. Ee, tabii orada geldiğimiz son nokta e, Adapas programının aslında yaratıcıları e, ve e, bunun ülkeye adapte edilmesini sağlayan ekip bu ekip içerisinden çıktı ve bunlar da tamamen gönüllü olarak e, herhangi bir ücret veya para talep edilmeden tamamen e, devletin kullanımına sunuldu. E, orada çap tabii ki epey bir daha genişledi işin içine halk sağlığı girince ve 3 yıl devam edince süreç ee, hemen akabinde özellikle Mersinlik orman yangınında evet. e, özellikle işte o 11 yılın getirdiği kişisel temaslar e, gerek orman dairesi gerek sivil savunma nezdinde e, o yangının en önemli kısımlarından biri olan Mersinlik ile Ardahan arasında yani yangının doğu hattını oluşturan yangın şeridinin oluşturulması, e, yangının o gece doğudan batıdan doğuya atlamasının engellenmesi noktasında e, yaklaşık 10-12 kişilik bir doğrudan müdahale ekibiyle çalışırken, diğer taraftan da e, tabii ki aynı zamanda ben Taşkent Doğa Parkı'nın da o dönem genel müdürlüğünü yapmaktaydım. Ee, oradaki ekibimizle de e, Topçu Köy Avcılık Atıcılık e, Derneği'nin lokalini kullanarak onu bir e, lojistik merkezine çevirdik ve 5-6 günlük bir süre içerisinde toplamda e, 1300'ün üzerinde farklı gönüllüyle e, çalışarak yangın alanındaki... E, gerek gıda, gerek ilaç, gerek su, gerekse maske gibi bütün lojistik ihtiyaçların sağlanmasını, e, giderilmesini sağladı bu ekip. Evet. E, yangının son günü yine e, Tabipler Birliği ile yaptığımız istişarelerle Mersinlik'te ve e, Topçuköy'de oluşturduğumuz istasyonda iki tane geçici sağlık noktası oluşturdu bu ekip. Evet. Şimdi hepsine değineceğiz aslında müdahale edilen afetler var bunları böyle daha detaylı, detaylı anlatacağız. Fotoğraflarımız fotoğraflarımız var çünkü gerçekten yani çok e, kritik yerlerde çok doğru müdahaleler yaptınız ve doğru müdahalelerinde gerçekten çok büyük faciaları önleyeceğini de gösterdiniz e, gördük de ama birazcık Kemal Bey'e de söz vermek istiyorum çünkü o da bu ekibin bir gönüllüsü evet. gönüllülük nasıl oluyor e, herkes gönüllü olabilir mi? Siz nasıl karar verdiniz? Tamam şimdi başkanımız veteriner doktordu. Onun bir tabii doğal ekolojiyle iç içe çalışan bir kişi. Siz nasıl karar verdiniz? Gönüllü evet. olmaya. Çünkü canla başla. Çünkü canınızdaki kimi zaman riske attığınız durumlarda olabiliyor. Öncelikle hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ee, ederiz. Biz de. Bu güzel davetiniz için teşekkür ediyorum Ceren Hanım. Şimdi biz Tayfun Bey ile daha önceden, yıllar önce tanışıyorduk. Yani aile dostuyduk diyeyim. Hı hı. Sonra işte Mersinli yangını evet. olmuştu. Biliyorsunuz bütün Kıbrıs oradaydı hemen hemen. Evet. Yani top tüfek dediğimiz herkes canla baştan oradaydı. Aynı şekilde o gün müdahale ettik. Savaştık iyice diyeyim. Yani Gerçekten savaştık. tam savaştı. Inanılmaz yani çok zordu hı hı. ve çok büyük bir yangındı. Yani, siz 2022'de mi o zaman gönüllü oldunuz? Yani bu Mersinlik orman yangını mı? Sizdir? Evet. Hı. Orada start verdik. Sonra ha. birkaç yangın oldu işte Kaleburnu falan olsun. Sonra İsyas'a gittik. Evet. Ee, zaten organize eden Tayfun Bey'di ve bendim yani. Yüz... Evet. Şimdi o zaman şey yapalım. Böyle tarihsel gidelim. O zaman ee, siz Kemal Bey 2022 Mersinlik orman yangını'nı buluştunuz. Hatta bir görüntümüz var bu yağmur yağdığında. Onu evet, son gece tüm toplumu olarak gerçekten yani o fotoğrafı da görebilirsek ondan da bahsetmek istiyorum e, çünkü koordineli de çalışıyorsunuz mesela nasıl oluyor yani herkese oraya gidin <laughs> bir şey yapmıyor... müda öncesinde bir küçük bir toplantı falan yapıyor musunuz ne yapıyorsunuz nasıl gelişiyor olay şimdi bu işte 11 yılın getirdiği hı hı. artı o... bu ekibin tamamı yani ekibi aslında biz belli başlıklar altında topluyoruz başlıklardan bir tanesi sevgili Kemal'ın da bir parçası olduğu doğrudan afet müdahale gerektiren hı hı. E, işte enkazın üstünde çalışabilecek veya e, eline su hortumunu alıp yangını söndürebilecek kişilerden oluşan evet. e, doğada e, belirli bir kabiliyetin üzerinde olan insanların bir araya geldiği 12 kişilik bir zaten çekirdek ekip var. Bu ekibin haricinde background'daki lojistik faaliyetlerin idare ve sevkini yapabilecek başka bir katman var e, ee, bu ekiplere e, teknolojik arge çalışması yapabilecek başka bir ekip var. Evet. Bu ekiplerin içerisinde Örneğin yani sadece çapını e, anlatmak açısından söyleyeyim bunu. E, adadaki tek uçak kazası raportörü halihazırda bu Derneğin e, genel sekreteridir e, Olay yeri inceleme uzmanlarımız vardır dennek bünyesi içerisinde ve bu arada, yani bu insanlar e, işte derneği kurdukla bir araya geldik şeklinde olmadı. Bu insanlar 11 yıllık süreç içerisinde, çünkü derneğin 2 aylık bir geçmişi var sadece. 11 yıllık süreç içerisinde çeşitli olaylarda bir araya gelip sahada e, aynı amaç için çarpışırken birbirlerini bulan evet. ve hali hazırda sahada tanışmış insanlar olduğu için. Olay yerinde. Evet bu insanların çok büyük bir kısmı o şekilde. Evet biz ilk yangına giderken 3-4 tane arkadaşlık o şekilde başladı. Ama Mersinli Orman yangınında işte sevgili Kemal katıldı aramıza. Başka birçok şok arkadaşlar katıldı. Bu arkadaşlarla daha önceki ortamlarda yangınlarda ve afetlerde birlikteydik. Bu şekilde genişledi ve geriye bir çekirdek kadro oluştu. Dernek aslında artık bir mecburiyetten oluştu, oluştu. Kurumsallaştınız Evet çünkü. kurumsallaştık dernek oluşumunu tamamladık Ve bu aşamada artık geldiğimiz nokta itibariyle e, Şimdi derneklerde şöyle bir şey vardır işte üye sayısına bakılır Bizim üye mesela bize üye olabilmek çok zordur Şu an mesela Ekim ayı içerisinde başlayacak bir takım çalışmalarımız vardı Ne için çok zordur? Satder üye olabilmeniz için ilk önce bir Satder gönüllüsü olmanız gerekir. Satder gönüllüsü nedir? Satder gönüllüsü gelirsiniz, başvurunuzu yaparsanız ee, başvurunuz alınır. Her yıl yapılacak olan belli eğitimler vardır. Bu önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu yapılan eğitimlerin %80'inden fazlasına iştirak etmiş ve başarı göstermiş değilseniz siz zaten derneğe üye olamazsınız. Çünkü derneğin amacı işte üye toplayıp evet. e, binlerce kişiye ulaşmak değildir. Derneğin öncelikli amacı e, bu alanda faaliyet gösterdiği alanda insanları bir çatı altına toplayıp e, bunları ekipler haline dönüştürüp belirli bir eğitim süzgecinden geçirdikten sonra ihtiyaç anında devletin ilgili kurumlarına bunları entegre ederek e, o noktalarda Etkin ve fiili afet mücadelesi gerçekleştirmektir. Ama bunu sadece de işte orman yangını, sel veya e, depreme indirgemememiz gerekir. Bunu işte pandemide gördük. Tabii. Halk sağlığı bu işin çok önemli bir parçasıdır. E, belki Allah hiç göstermesin ama günün sonunda e, hava kazaları, e, dağcılık sporlarında yaşanacak kazalar bunlar bu adada görülmesi olası e, şeylerdir, afetlerdir. E, müdahale edilmesi gereken durumlardır. Bizlerin yapması gereken işte e, ki biz tek dernek değilik Şu an KKTC genelinde belki geçmişi en uzun süreye dayanan dernek biziz. Evet. E, ama son 6 ayın içerisinde 3 tane daha dernek vardır. Kurulan bu arkadaşlarla da istişare içerisinde çalışmaktayız. Öncelikli hedefimiz bizim üye yazmak veya üye sayımızı kapatmak İyi. değil. Öncelikle hedefimiz e, ihtiyaç duyulacak alanda ihtiyaç duyulduğun devlete etkin ve fiili mücadele edebilecek insan kaynağı oluşturmaktır. E tabii yani destek olmak, evet. destekli yani sonuçta hani tam herkes e, yardım etmek ister, müdahale etmek ister ama e, bir de bilgili olmak gerekiyor. Tabii doğru ki, müdahale diye de bir şey var. Zaten bütün eğitimler olmaz. Evet, bütün eğitimlerin temeli de orada. Şöyle başlar zaten ilk önce kişisel güvenlik, hı, hı. E, can sağlığı, sonra maintenance denilen ilgili alet edevatınızın e, belirli bir seviyede olması, ondan sonra afet müdahalesi e, geliyor. Şimdi şöyle bir şey olsa Kemal Bey mesela büyük bir yangın, hiç eğitim almamış bir kişi o içgüdüyle yangına gitse bile siz onu kurtarmaya çalışacaksınız. Değil mi yani? Şimdi. hani hani o da tehlikeli. Mersinlikte zaten bunun ufak da olsa örneklerini gördünüz. Gördünüz mü? Ee, hani o heyecanla şimdi evimizde duyuyoruz. Hayda deyip gelsek size köstek olacağız orada destek olmaktansa. Yani şimdi bizler ben çok eğitimliyim. Yani Birçok bir çok eğitimi aldım. Hı hı. Aynı şekilde Tayfun Bey de zaten yıllardır işin içinde. Bizler inanılmaz bir şekilde organize çalışıyoruz. Tabii. Mesela son Yeşilırmak'taki yangındı. Yeşil Evet. Ben o gün Karpaz'daydım. Olaya müdahale edemedim. Fakat inanın yarım saatte yarım saati geçmedi. 15 dakika dakikada Yeşil Yani ekip tamamen oraya gitti. Fakat ben Karpaz'da olduğum için yine iletişimdeydim. Ta ki ben çıkayım hazırlanayım Abi. falan müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındıydı. Evet. Yani Kuzey Kıbrıs'ta her yıl yaz sezonunda inanılmaz yangınlar oluyor. Yani bu çok üzücü bir durum. Çünkü ne de olsa biliyoruz kurak bir ülkeyiz. Evet. Bu doğallığı bozmamak için e, halkımız izmarit olsun vesaire. Bir izmarit ortalığı darmadan ediyor. Şişeler. Yani şişeler Ortada, vesaire. Şişeler. Yani bazen yürüyüşe çıkıyoruz da görüyoruz gerçekten insan oğlu yani hiçbir hayvan size veterinerse hiçbir hayvan gerçekten pislik bırakmıyordu bırakmıyor doğaya. İnsanın yaptığı kötülüğü yine bir insan yani sizin gibi değerli insanlar sayesinde kurtarıyoruz ama nedir bu yani asa doğa baktığımız zaman hem hayvan bütün canlıların eşit ama insanoğlu şöyle görüyor bizim sadece bizimmiş gibi görüyor ve öyle davranıyoruz. Çok egolu bir canlı türüyüz ve gerçekten hani tamam çok iyi insanlar da var ama gerçekten doğaya çok hoyrat kullananlar da var. Çok etkili değil mi? Hani ben bir izmarit attım. benim attığım bir taneden bir şey olmaz. Çok küçük. Ne hikayeler biliyorsunuzdur Çok siz? küçük bir izmarit ama çok büyük <laughs> şeylere yol açıyor. Değil mi? Oradaki yaşayan hayvanlara, e, örtümüze vesaire doğallığı, bir ağacın yetişmesi, bir çocuğu bir bireyin yetişmesi kadar diyebilirim. Bir ağaç ya en mı? az 10-15 yıl ister büyüsün. Yani bunları hiç düşünmüyoruz açıkçası izmariti dersin yolun kenarına atarsın gider ama görüyoruz. E, çok farklı boyutlara gidiyor maalesef. Evet. Bu arada sevgili izleyenlerimiz çok çok gerçekten kıymetli konuklarımız var. Sorularınız varsa konuklarımıza. BRT Haber Facebook sayfasında şu anda canlı canlı bizi izliyorsunuz. Ben sizi görüyorum. Sorularınız da varsa, yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Konuklarıma ben burada hemen sorarım. Yorumlarınızı da okurum. Şimdi e, baktığımız zaman tabi e, tabii daha böyle önemli çalışmalara da gittiniz, imzalar attınız ama böyle yavaş yavaş geçmek istiyorum ama ee, bu orman yangınları çok bütün dünyayı etkiliyor yani hani sadece gerçekten küçük toplumları değil bütün to dünya etkiliyor değil mi? Bu hayvanları sistemi yani dünyanın sonunu getirecek derecede ee, şimdi orman yangınları tabii ki ben işin biraz daha fazla içindeyim evet. şu şekilde bir taraftan Taşkent Doğa Parkı gibi Hı -hı. önemli bir kurumun aynı zamanda başhekimi diğer taraftan e, sadder ve yıllardır aslında bu ülkede olmamın, kalmamın e, en önemli nedenlerinden bir tanesi kuvvetle muhtemel bu ülkenin doğasını e, seviyor olmamızdır ve aslında beni ben yapan e, en önemli şeylerden birisi e, Kıbrıs'ın kendi doğasıdır. Şimdi bu şekilde baktığınızda, doğa üzerinden ele aldığınızda. Bugün e, özellikle iklim değişikliği evet. e, çok farklı noktalara gitmektedir ki bununla ilgili de çok güzel bir gelişme vardır. Ülkemizde ilk defa Gönyeli Belediyesi çatısı altında iklim değişikliği koordinasyon merkezi adı altında bir merkez oluşturduk. E, sevgili Şerife hocamız sağ olsun bunun öncüsü oldu ve değerli belediye başkanımız e, Hüseyin Amcaoğlu o e, komitede, aslında biz şu an bunların çalışmalarını yapıyoruz ve Gönyeli Alayköy Belediyesi'nin önümüzdeki süreçte bu iklim değişikliğine ve iklim değişikliğinin sonuçlarına nasıl adapte olabileceğinin ilk çalıştayı da aslında iki gün önce çarşamba günü gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde bunun sonuçları da açıklanacaktır. Tüm KKTC'ye. Bu kadar işin içerisindeyken şunu görüyoruz. Dünya aslında bizim şu anki bulunduğumuz, kakateço olarak bulunduğumuz durumdan bir 30 sene ileride taş getirme, kakateciyi getirmek zorunda olduğumuz nokta bir 30 sene ilerisi aslında. Şu an Avrupa Birliği üzerinden konuşacak olursak ki biz bu coğrafyanın bir parçasıyız. Her hmm. ne kadar Avrupa Birliği ülkesi olmasak da coğrafya Avrupa okay. Birliği. Ee, geldiğimiz nokta şu, Avrupa Birliği'nde son 4 yıl içerisinde Avrupa Birliği e, itfaiye merkezi tarzı bir merkez var orman yangınlarına müdahale eden. Ki bu merkez örneğin son Kanada'da e, günlerce devam eden orman yangınlarına yaklaşık 400 e, orman yangını personeli ve dünya kadar uçak malzeme yardımında bulundu. Bu merkez e, iklim değişikliğinin az önce sorduğumuz sorunun temelinde yatan iklim değişikliği. Iklim değişikliğinin getirdiği veya getireceği etkileri minimize etmek amacıyla toplu bir güç istasyonu olarak çalışmayı hedefliyor ee, ve bu merkezin e, oluşumunda da gönüllülük aslında çok önemli bir parçaya oluşturuyor. Kusura bakmayın, e, istatistiki veri olduğu için bunların e, tamamı ezberimde değil. Tabii, tabii. E, buradan bakıp sadece konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bazı örnekler vermek istiyorum. E, çeşitli Avrupa ülkelerinin e, itf itfaiye ve orman yangını personel sayılarını baz alındığında Avusturya'nın kurumsal çalışan itfaiye personeli sadece yüzde bir yüzde 99'u eğitimli gönüllülerden Avusturya. Belçika'da yüzde 41'i gönüllüler oluşturmakta. Çek Cumhuriyeti'nde yüzde 87, evet. Danimarka yüzde 75, Estonya yüzde 55, Finlandiya yüzde 77, Fransa yüzde 79. Ee, şimdi gönüllülük, yani bu örnekler mesela en uç nokta Portekizdir. Hı -hı. Portekizde yüzde oh. ee, 94'lü. Evet. Alın. Bunlar yani sizin 100 tane itfaiyeciniz varsa e, Portekizde evet. bunların sadece 6 tanesi 6 devlet tanesi personeli devleti. tam zamanlı. Geriye kalan 94 tanesi avukatı, doktoru, basıncısı, hayvancısı, tarımcısı bunlardan oluşmakta. Şimdi bunun bir sebebi var. Ee, dünyanın hangi devleti olursanız olun bu tarz afetlerde afet belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra yalnız başına sizin sadece devlet kurumlarıyla müdahale edebilmeniz veya mücadele edebilmeniz maalesef mümkün olmuyor ki bunun en acı örneğini ha. maalesef 6 Şubat. Ee, bizler orada olarak, e, sizler burada ekranlardan takip ederek 6 Şubat orada depremi gördük. sonrasında gördük. Ee, Almanya büyüklüğünde bir coğrafya neredeyse etkilendi. Asrın felaketi ya. Evet. Dünyadaki asrın felaketi. Şimdi bu yapı maalesef ülkemizde eksik bir yapı. Ki 6 Şubat e, depreminden sonra bu çeşitli devlet kurumlarında dillendirilmeye de başlandı bu gönüllü oluşumların devlet içerisine işte yasa olarak entegre edilmesi. Ee, ama üzerinde daha çok çalışılması gereken bir konu bu. Ve esas sıkıntının temelini de maalesef bizim de bizi de bekleyen en büyük sıkıntı bu. Ee, bir afete müdahale edeceğiniz zaman e, bunun bir ekipmanı ve envanteri olması evet. gerekir. Ee, bunlar ciddi mali yükler getirmektedirler. Ee, ...tabii devlet bazında düşündüğünüzde bu mali tablolar çok büyük rakamlar olmayabilir. Ama bizim gibi işte yeni oluşmuş derneklerde biz mesela çok ciddi şu an bir sponsorluk mücadelesi içerisindeyiz ki... ...bugün e, sevgili Kemalda mesela herkes hatırlar Kemal'ı Mersinlik yangınında ne için? Evet. Çünkü neredeyse takım elbiseyle geldiydi. Yani başka bir o günkü şart onu gerektirirdi ama o takım elbise palşana kadar da orada mücadele evet. etmeye e, devam ettiydi. Ama şimdi bir AFET'e giderken işte dedik ya eğitimin birinci maddesi. Tabii. Kişisel güvenlik. Örneğin Yeşilırmak yangınından sonra ben küçük bir yangına müdahale ederken iki derede üstümdeki tişört yandı. Şimdi bu neyi getirir? Bir yangına müdahale edecekseniz e, işte yanmayan ekipmana ihtiyacınız vardır. biz evet Sağolsun e, bir sevgili e, iş adamımız bizim bu ihtiyacımızı e, karşıladı da e, bunlar süper işleri verildi çok yakın bir tarihte gelecek ama sadece kıyafet değil bunun yangına müdahale etmek için çeşitli el aletlerine etlerine ihtiyacınız vardır İşte depreme müdahale etmek için birçok farklı e, orada çok daha sofistike ve rakamlar da çok yukarıya çıkar ama çalışmasını yapmış biri olarak öncelikle şunu söyleyeyim mesela bir yangın müdahale ekibinin araç hariç 10-12 kişilik bir ekibin yaklaşık 30 bin euro gibi bir rakama e, yangında çok ciddi fark yarada bileceği kadar ekipmana kavuşturabilirsiniz. O. Şimdi 30 bin euroyu düşündüğünüzde bu devlet için büyük bir rakam değildir. Evet. Enkaz çalışması yapacaksanız enkaz çalışmasında bu rakamlar 300-350 bin eurolara ulaşır. Çünkü orada teknolojinin farklı gerekliliklerini evet. de kullanmak zorundasınız ve çok daha pahalı ekipmanlara ihtiyaç duyarsınız. Ee, Bunu 6 Şubat'ta da gördük aslında hani izlerken ekranlarda her ülke destek için gelince ülkelerin kullandıkları Tabii ki işte şey kavramı çok önemli. Ekipmanlarda yani, da o farkı gördük. Evet devlet Teknolojik farkında. bu alanda ee, sadece devlet çalışanıyla hı hı. E, müdahale etmeye kalkarsa dünyanın evet. zaten hiçbir yerinde hiç, yetemiyor hiç ve bizim Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok yani bunu deneyenler Avrupa Birliği ülkeleridir ki şu an biz bu ülkeleri e, örnek alarak veya yasal mevzuatlarının ilgili e, bir şeyler yaparak e, seviyemizi o seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Onlara dikkate aldığınızda şimdi Portekiz gibi bir ülke e, afet durumlarında yüzde 94'ünü e kendi eğittiği ve ekipmanını kendi sağladığı gönüllülerden sağlarken evet. e, Kıbrıs'ta siz sadece bunu e, işte yanılmıyorsam şu an sivil savunmanın yaklaşık 135 civarında personeli vardır. Şimdi 1350 de olsa 10 katına da çıkarsanız. Gün gelecek o rakam da yetmeyecek. Yapılması gereken kurumsal harcamaları artırmaktansa hı hı. o harcamaları bir şekilde dışarıdaki gönüllü ekiplerin e, ekipman ve eğitim giderlerine harcayıp bunları yasal bir yapıyla devlet kurumlarına entegre ederek e, çok daha etkin ve fiili çalışmalar yürütebilirsiniz aslında. Bunun tartışılması gerekir şu an devlet. E, bazında bilmiyorum yakın zamanda da bunun için e, çeşitli lobi faaliyetlerinde bulunmaya başlayacakzat. Deme gelecek. Tabii çünkü hani ne kadar gönülde olsanız, çok iyi eğitimler de verseniz onlar bir yere kadar. Onun dışında e, destekleyici teknoloji olsun, işte aletler olsun onlar da gerekli ki daha iyi performans sağlayabilin o müdahale anında. Teknoloji aslında işin e, Bizim açımızdan en kolay kısmı çünkü bu alanda gerçekten çok değerli hı hı. arkadaşlar var dernek bünyesi içerisinde. Yani biz en basit örneği işte Covid pandemisi esnasında Adapas gibi bir programı ki dünyadaki örneklerine göre de yazılım olarak çok olağanüstü bir programdı. Bunu ücretsiz olarak KKTC devletine sağlayabildikten sonra veya bunun kurulumunu çeşitli noktalara yapabildikten sonra ee, teknolojiden yana bir sıkıntımız yok ama şeydi, ekipman, işte ekipman, ekipman e, her şeyin temelini i̇şte oluşturur. Teknolojik ekipmanlarda da ama. Evet. Yani. Tamam, teknoloji beyin var, ekip anladım ama o beynin de yapabileceği aletler önemli. Evet, tam şimdi, olarak odur sıkıntı. Şimdi zaten. şey, e, bu pandemide de gördük aslında, bir çok gelişmiş ülkeleri gördük. Yine ülke olarak gerçekten. E, Nasıl geçirdik? Çok iyi geçirdik değil mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz süreci? Ee, bardağın hangi tarafından bakmaya çalıştığınızla ilgilidir o kısım. Ee, organizasyonel olarak her ne kadar ciddi sıkıntılar yaşansa da Kıbrıs'ın coğrafik özellikleri ve halk yapısı itibariyle i̇şte. e, belirli bir noktanın üzerine çıkmadı sıkıntı var. E, ama çok daha iyi e, yönetilebilir miydi? Yönetilirdi ama günün sonunda da bu ülkenin bazı gerçeklerini kabul etmek lazım. E, o gerçekleri değiştiremediğiniz sürece altta yatan hı hı. E, siz istediğiniz kadar eğitimli personeliniz olsun, istediğiniz kadar iyi organize olun, evet. e, sahayı... E, tek elden yönetemiyorsanız ki Olur. genellikle en büyük sıkıntımız Sıkıntı odur, bizim budur. Saha tek elden yönetilemediği zaman e, büyük bir kaos olabilir. Evet. Ama gerçekten halkımız yani baktığımız zaman çok e, bilinçli ve farkındalı e, farkındalığı yüksek. Bunun için de aslında bir bakıma bazı zamanlarda e, sizin ya da yetkililerin işi biraz daha kolaylaşabiliyor. Çünkü daha kolay bir şekilde hani uyum sağlayabiliyoruz süreçlere. Şimdi e, siz yanlış hatırlamıyorsam geçmiş yıllarda 99 depreminde de etki gittiniz mi? Ee, ben 1998'de üniversiteye gittim. Evet. Kırıkkale Üniversitesi'ne. Maalesef 17 Ağustos Hı. 1999 depreminde kendi sıra arkadaşım sevgili Tacan Ateş'i kaybettim. Ee, 99 depremiyle ilgili olan... Ee, kısım aslında o. Orada da çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Aslında arama kurtarmayla ilk tanışmamız Tanışmanız o, ben evet, öyle hissettim. 99 99 depremiydi. Sonrasında e, o zaman tabii çok yeni konulardı bunlar Türkiye'de de işte AKUT daha yeni kurulmuş. E, o toplumsal bilinç henüz yok bunları hepsini ele aldığımızda veteriner hekimlik ve köpek eğitmenliği işini içine girince o yıllarda işte Türkiye'de muhtemelen ilk kullanılan sivil arama kurtarma köpeklerinde de eğitimlerinde de evet orada da bulunduk. Sonrasında birkaç farklı depreme daha gittik. Ee, birkaç kez özellikle kış aylarında ...dağlarda dağcıların uğradığı kazalar sonrasında arama kurtarma faaliyetlerine Hatta. kişisel olarak katıldım. Aslında bu yani süreç böyle hepsi başladı. bir bütün. Bir bütün. Evet. evet çok da genç yaşta aslında karar vermişsiniz baktığınız zaman ve biraz da ömrünüz bu yola adamışsınız gibi hissettim. Ama veteriner hekim olarak da şunu da sormak istiyorum size. Can dostlarımız bu şeyde de asrın felaketinde de 6 Şubat'ta da çok hayat kurtardılar değil mi? Şimdi işte konu şu, biz neyden, nasıl faydalanacağımızı hı hı. oturup hesaplamamız lazım. Bugün bir depremde ki sevgili Kemal Lavon'un eksikliğini biz çok hissettik hı. İSİAS'ta. Ee, orada iki tane, üç tane e, arama, kurtarma köpeğinin olması önemli. Fark yaradır mıydı? Evet, kesinlikle fark yaradırdı. Beklentiler açısından da fark yaradırdı. Ee, olayın seyri açısından da fark yaradırdı. Bunu sadece depreme indirgememek de gerekir. Çok e, eskiye gitmeden Kumyalı'da e, bir engelli vatandaşımız kaybolmuştu. 2-3 evet. evet. yıl, evet. yıl kadar önceydi. Evet. Pandemi sürecinin içerisinde aylarca bulunamadı. 8-9 evet. ay sonra bulundu. Ee, arama kurtarma köpeği etkin ve fiili kullanılabilseydi orada belki de çok daha erken sağken de bulunabilirdi. Ee, özellikle köpeklerin bu alandaki e, etkileri tartışılmazdır. Ki bu konuda da yanlışım yoksa e, şu an ayrılmış olan bir önceki güvenlik kuvvetleri komutanının e, bildiğim kadarıyla bir e, talimatı oldu deprem sonrasında e, devletin Askeri birimlerine ki e, Onun çalışmasını Şu an hali hazırda yapıyorlar e, Belirli bir miktarda Arama kurtarma köpeği Eğitimi faaliyeti gerçekleştirilecek e, Yapılacak tabii orada şöyle bir sıkıntı var Arama Kurtarma köpeği yetiştirmek Dünyanın en zor Şeylerinden birisi Çünkü 10 yıl görev yapabilir ülkenizde afet olmayabilir. Ee, o faaliyeti veya eğitimin devamlılığını sağlamak sadece bir kişi üzerinden oluyor ve yani bu aslında bir köpek, bir birey evet. hayatını bu işe adaması lazım ve bütün faaliyet alanı da sadece bu olabilmesi bu olması lazım. Onun için o aslında devlet tarafından en kolay yapılabilecek çünkü devlette e, bir kişiye bir görev verirsiniz. 10 yıl bu görev sizindir dersiniz. Dışarıdan bir gönüllünün e, sadece o noktaya Tek, odaklanarak evet. onu yapabilmesi çok mümkün değildir. Hı. Ama gerekli de bir şey çok. Tabii ki devletin bu alandaki açığı kesinlikle gidermesi Kaç gerek. Kaç yılda mesela bir köpek yani eğitilir? Nasıl oluyor? Ya da hangi cinsle bir oluyor? Biraz bize bahseder misiniz? Cinsle değil aslında. Bir cins veya ırk Önemli değil Hayır mi? hiçbir He. önemi yoktur. Eğitim. Burada aranan bir takım özellikler ne, vardır. Sen? Köpeğin bir odak noktasının olması. Evet. Örneğin herhangi bir köpek 20 tane köpek var burada. Onların içerisinden birini seçerken mesela en oyuncu. Örneğin bir topa en fazla ilgiyi gösteren. Çünkü her şey aslında bütün eğitimlerin temeli bir basit tenis topu benzeri bir oh. topla başlar. Hı. Ee, ona en fazla ilgi gösteren işte Campbell test dediğimiz bir takım testler vardır. Bu testi belli hareketler yaptırırsınız köpeğe. Bu hareketler sonucunda bir puan alır ve aslında neye uygun olduğu çıkar. Yani bir iş köpeği mi olur, ee, ev köpeği mi olur, bekçi köpeği mi olur? Bu mesela o testler sonucunda bunu anlarsınız. Yavruyken o şekilde seçip bütün hayatını ona göre yönlendirirsiniz... Evet belli başlı ırklar vardır e, atletik ve fiziki özelliklerinden dolayı tercih edilen ama şu ırktan şu olur ki kesinlikle öyle değil bir barınaktan alacağınız köpeği de çok iyi bir arama kurtarma e, köpeğine veya çok iyi bir iş köpeğine döndürebilirsiniz. Evet şimdi süremizin yavaş yavaş sona doğru gelirken e, 6 Şubat'tan da bahsetmek istiyorum gittiniz kaç kişilik bir ekiple gittiniz? çünkü bu asrın felaketiydi. Tamam siz bu konu gönül verdiniz. Çok uzun yıllar, 11 yıl bir geçmiş var ama neler hissettiniz, neler gördünüz, neler yaşadınız? Döndüğünüzde ne durumdaydınız? Çünkü gerçekten çok doğaüstü bir olaydı. Çok büyük acı yaşadık, hala yaşıyoruz. Şampiyon meleklerimizi kaybettik. Birçok vatandaş gitti, hayatını kaybetti. Kemal Bey siz de o ekiplerinizi mi giden ekip? Ediniz. Evet, e, o Yola gün, çıkarken nasıl çıktınız? Nasıl ne yaptınız? Nasıl karşılaştınız neyle? O gün işte depremi öğrendik. Geniş. Yani gece gördük hepimiz. Sonra sabah oldu. Tayfun Bey'in irtibattaydık çok yakınında. Her her dakika mesaj açıyorduk WhatsApp üzerinden. Nasıl gidebilirik Sonra işte eee sosyal medyada şeyi gördük. Aileler bir an önce yurt dışına gidilecek evet. falan vesaire. Biz yine irtibattaydık. ...biz gidemiyoruz, sadece aileler gidiyor diye. Gece artık hiç, yani rahat değildik böyle. Tabii. Tayfun Bey dedi, yarın sabah hazır ol. Bir şekilde, bir yolunu bulup gideceğiz yani. Yani sosyal medyadan dedim. Bir de şey yazdı, dedi ki yanına... ...sağlam kıyafet al, çünkü eksi yedi derece, oralar falan. Sonra sağ olsun Metin Fevzioğlu elçimizle irtibata geçildi dedi ki biz böyle bir ekibimiz var gönüllüler ekibi falan. Oradan bize e, not aldı işte isimlerimizi falan. Aynı şekilde Tayfun Bey de e, irtibattaydı. Sabah buluştuk havalanda Ercan'da. Fakat gidemeyen arkadaşlarımız oldu. Yolda kalanlar oldu. Ara, yetişip, yetişemeyenler uçak oldu. Yetişemeyen. Uçak saatine yetişemeyenler oldu. ...aracı bozulanlar oldu. Oradan serüven başladı yani. Adıyaman'a gittik. Artık merkeze indik. Ortalıkların... darmadan çok kötüydü. Ama şöyle bir şey dile getirmek isterim. O yol güzergahında... ...gördüğümüz enkazların... ...en kötüsü Siyaset. İsyaz. Yani gerçekten... ...yaşam boşluğu diye bir şey yoktu yani. Yok tamamen nasıl diyeyim toz toz kum yani gerçekten kum ve e, vinçle bağladığımızda şeyleri resmen Bağlanıyor. tereyağından kıl çeker gibi ayrılıyor demirler çünkü hiçbir şey yoktu için hep sahte işler yani diye çok kötü günlerdi açıkçası. Can'la başta çalıştık ve bir ümit nüzesine çıktık bu yola. Evet. Oraya gittik dedi ki inşallah güzel bir şekilde güzel haberlere döneceğiz. Ama olmadı. Az önce şeye değindiniz ekipmanlara. Bir yerden sonra devlet yani bünyesinde çalışanlar itfaiye olsun, sivil savunma olsun vesaire. ...bir yerde ne yapsanız tıkanıyor. tıkanıyor. Mesela orada... ...hep şunu düşündüm... ...Allah yani... ...başka bir yerde de enkazımız olsaydı... 2-3 farklı bölgede... ...buna yetişebilecek miydik? İşte. Bizler yani o kadar... ...inanın hiç uyumadık Tayfun Bey de aynı şekilde... ...yemek bile yemedik. Helal hoş olsun... ...nurlar içinde uyusunlar. Ee, i̇ki cihazımız vardı... ...ekipmanımız, Lukas bir tanesi arıza yaptı. Spiralle uğraşıyorduk. Gerçekten yani düşünün farklı noktalarda olsaydı nasıl olacaktı? Kaç günde biz altı gün hiç uyumadan çalıştık. Geceyi şöyle kolluyorduk. Biz derdik gecedir üst büyük tabakaları kaldıralım ki gündüz sabah güneş doğar doğmaz. Ee, hızlıca ne kadar gün batımına kadar e, ne kadar temizlersek tabakaları ve ne kadar erken inersek alt katları. Yani bu şekilde tabii çalıştık. Şehirde de yıkımlar var. Onları da görüyorsunuz bir yandan. Ta e, ses tabii. Ki. Ses var dediklerinde ha. hemen ha. oraya da şey müdahale ediliyor yani açıkçası. Çok kötüydü yani açıkçası. Allah bir daha da böyle bir yaşatmasın. İsys e aslında eee Kurumsallaşmanın Hı -hı. E, evet. Tetikleyicisi oldu çünkü Burada Siyas... karar verdiniz Dediniz ki kurumsallaşalım evet. İSİAS'la birlikte şunu gördük Biz ee, Evet biz 12 kişi olarak İSİAS'a gittik Elimizden Bir şey gele... gelebileceğine inanarak Oraya evet. gittik Herhangi bir ekipmanımız var mıydı Kendi parmaklarımız ve ayaklarımız Haricinde ee, hiçbir ekipmanımız da yoktu. Sadece işte doğayla iç içe olduğumuz için e, kendi soğuk iklimde adapte olabileceğimiz veya soğuk iklimde hayatta kalabileceğimiz e, bir takım kıyafetlerle oraya gittik. Ama orada aslında şunu gördük. Biz Türkiye'ye ilk giden gönüllü ekibiz. 6 Şubat sürecinde. Evet. Ee, Türkiye'deyken yani depreme gönüllü olarak yurt dışından, yurt dışından. ilk müdahaleye evet. giden ekibiz. Ee, oradaki en önemli farkı kuvvetle muhtemel devletin resmi kurumlarının e, bizi gördüklerindeki hissettikleri inan yarattık. Çünkü daha önceki programlarda çok bahsettiğim bir konu değildir bu ama hep bu arkadaşlarla hala daha görüştüğümüzde e, çok farklı bir iletişim vardır. Yani hep aynı şeyi söylerler. Biz oraya gitmek zorundaydık. Bizim görevimiz buydu. Ama sizi orada bulduğumuzda ve nasıl çalıştığınızı, ne kadar emek ettiğinizi gördüğümüzde e, açıkçası biz de utandık. Gidelim uyuyalım. Yani sen uyuman gönüllü adam gelmişin Kıbrıs'tan canın niye yok ben nasıl uyuyayım bu bir katalizör etkisi yarattı adı da özellikle bunları gördükten sonra e, ve alanda yaratabileceğimiz farkı e, bir afetin bunun Mersinlik'te zaten çok iyi hazmetmiştik ama bir afetin sadece afete müdahale olmadığını algıladığımız zaman Sivil ee, Afet Timi Derneği zaten ortaya çıktı Bunu tetikleyen oydu ee, Evet İSİAS Maalesef Muhtemelen hayatımız boyunca Hiçbirimizin aklından çıkmayacak ee, Bir süreçtir Çok zor bir süreçti Herkes için ee, Ama sevgili Kemal'ın da Dediği gibi Bir İSİAS vardı sadece Dört İSİAS olsaydı ya. Ne yapardık? Soru aslında bu ve bizi bekleyen tehlike de bu. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, ne denilse denilsin bütün gücüyle biz 36. saat depremden sonraki 36. saat enkazın üstündeydik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, bir bütün... Ve 11 yıllık geçmişteki bütün afetlerde gördüğümüz en iyi organizasyonel yetenekle o enkazın üstündeydi. Yani. Mesela İSİAS'da e, çok başlılık yoktu. Bir kurumudu sadece orada ve bir kurumudu bütün süreci idare eden. Onun için çok kusursuz bir çalışma yapılabildi. Yani. Herkes canla Başlıyor. başla çalışabildi orada. Evet. Ee, şimdi o, e, biraz o zaman şeyden bahsedelim gerçekten yani tabii ki de Allah bir daha yaşatmasın çok büyük kayıplarımız oldu gerçekten ben şöyle düşünüyorum keminim hepiniz öyle düşünüyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok güzel bir neslini kaybetti pırıl pırıl gençlerini sporcularını aileleri e, kaybetti çok büyük bir acıydı Allah bir daha yaşatmasın e, tüm acılı ailelere de sabır diliyoruz. Yani sözün gerçekten tükendiği yer bir de siz gidip görmüş insanlarsınız olayın ne kadar gerçekten ne kadar felaket olduğunu birebir gözünüzle görmüşsünüz eminim döndüğünüz zaman psikolojinizin de çok yerinde olduğunu düşünmüyorum siz de bir süreçten geçtiniz gerek profesyonel için kendinizi kendinizi iyileştirdiniz gerekse belki de hani başka yöntemler var ama döndüğünüzde eminim yani oraya giderken ki Kemal Bey'le döndüğündeki Kemal Bey'in aynı olduğunu düşünmüyorum ya da Tayfun Bey'in değil mi çok büyük bir acıydı. Şimdi e, Sat Derneği'nden bahsediyoruz. Yarınımızın ne olacağı belli değil. Bir saat sonramızın da ne olacağı belli değil. Bir saniye sonrasından ne olacağı belli değil. Doğal afetler, felaketler, kazalar, her şey var dünyada bekleniyor. Ama böyle dernekler de var. Dernek olarak bizden toplumdan e, neler bekliyorsunuz? Gerçekten e, şöyle bir şey: Size yapılan her katkı, her bize yapılmış demektir. Yani topluma yapılmış demektir. Maddi, manevi. Evet. Değil mi hani ee, tek bir kesme değil atıyorum bir e, bir kesme de değil tüm topluma deprem olsa bütün hepimiz etkileneceğiz. Şu anki e, en önemli çalışma ayağımızı da o oluşturuyor çünkü bugüne kadar işte hep ne bulabildiysek Sağdan soldan evet, ama belirli bir noktaya tamam, gelebildik ama bir noktaya kadar ama, ama şimdi bu noktadan sonra. Evet bu noktadan sonra bizim için en önemli olan. Ki şu anda da özellikle iş adamlarımızla, Hı. her hafta birkaç tane iş adamımızla bu görüşmeleri yapıyoruz. Katkı yapabileceğine inandığımız iş, rast gitsin, tüm iş, iş insanlarıyla rast e, ilk rast etapta. Gidiyor. Sonrasında bunu e, oradan ilk önce bir ne olacağını görüp ondan sonra e, toplumsal düzeye e, indirgeyeceğiz bunu. E, çok ciddi. Bu çalışmaların içerisinde sadece Satler olarak değil diğer olan derneklerinde tüm ekiplerinde bize mesela ona da değinip öyle anlatayım. Bize hep şey değil işte niye dört dernek? Ya bu bir ekip işidir. Biz 11 yılda e, dünya kadar süzgeçin içinden geçerek bu 12 kişilik yani 25 kişilik kurucu katro bir masaya oturabildi. Her dernek aslında bir ekstra ekip demektir evet. bizim için yaklaşımımız budur evet. ve sadece bu bizim açımızdan değil diğer dernekler açısından da aynı şey geçerlidir. Bizim bu alanda ihtiyacımız olan şey e, ekipmandır. Bu gittiğimiz zaman da hep o şekilde e, konuşuyoruz herkesle. E, öncelikle ekipman ihtiyacımızı gidermemiz gerekir. Ekipman ihtiyacından sonra. ...ki biz dernek olarak Ekim ayı içerisinde şu an e, yaklaşık 50 civarında e, bir gönüllü grubumuz var. Bizim kendi bir e, haberleşme sistematiğimiz var. E, genellikle mesajlaşma grupları üzerinde. E, bunların bu gönüllülerin eğitimine başlayacağız. Bu süreçte yine e, derneklerle yanılmıyorsam bir 15 gün oldu bir toplantımız oldu... Ee, özellikle deprem arama kurtarma çalışmaları için e, Türkiye Cumhuriyeti'nden bir destek talebimiz olacak. Eğitimi hı hı. E, açısından e, umarım onu da gerçekleştirebiliriz. En değerli iki konu eğitim ve sonrasındaki ekipman. Toplumun bize en fazla yani gelip illaki alanda mücadele etmek bunu herkes yapamaz. Yapamaz bunu. Böyle bir hayır herkesi yani eğitim almadan yapamaz. Eğitim almadan yapamaz. Eğitim aldığında da bakın bu grubun içerisinde oraya giden insanlar eğitim aldığı halde Hep yok da var. sen evet evet sen enkazın üstünde bu ruh haliyle evet, olman evet. Çok, lütfen çok geç işin evet, lütfen geç işin lojistik kısmını idare et. Bakın şu bile önemliydi. Ailelerin yanında Kalıp Evet destek konuşu psikolojik destek verebilecek, evet. kahve pişirebilecek evet, evet. adama bile ihtiyaç, i̇htiyaç vardı, vardı orada. Önçün... Şimdi süremizin sonuna geldik artık uyarıyorlar haberlere gireceğiz. Ee, on için dediniz on da hemen alayım cümlenizin sonunu onun için. Ee, kahve pişirecek. Herkes değerlidir Aha. ama buradaki en önemli şey herkesin kendi kapasitesi Sesini. ölçüsünde yapabileceği katkıyı yapmasıdır önemli olan. Evet. Bu arada bizi izleyen izleyenlerimiz var görüyorum böyle gerçekten iş insanlarımız da izliyor kahve dediniz ülkemizdeki çok önemli bir kahve firmasında sahibi izliyor. Eminim yayından sonra size böyle destekler olacak diye düşünüyorum ben çünkü sadece eğitim yetmez Eğitimin yanında da çağ uy ayak uyduracak değil mi? Ekipmanlar evet. işte her şey gerekli. Alosat resmi hattı da önemli bir şey. Bu da yakında olacak galiba. Hemen bunu da söyleyelim. Çünkü sizi hani arayıp iş, ihbar attı ya da şey bağlantı. Ee, o işin projelerinden birisi e, bizim halihazırda şu an e, afetlerde ilk etapta ekibin e, bir acil kriz yönetim merkezi için bir aplikasyon geliştirilmesi çalışması var. E, aynı zamanda e, bu aplikasyonu şu an geliştirme aşamasındayız. Belli bir yol kat ettikten sonra e, bu aplikasyonun genişledilip e, devletteki bu alandaki açığın gönüllü ve ücretsiz olarak giderilmesine yönelik bir çalışmamız da olacak. Evet. E, bunlar aslında şu an... E, çok derinlemesine girebileceğim konular değil. O zaman ilerleyen dönemler ben yine yes evet. sizi konuk olarak alayım. Daha detaylı bir şekilde konuşalım. Ama süremizin sonuna geldik maalesef diyorum. İyi ki katıldınız, iyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz ikiniz için, sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz, konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇lerleyen dönemlerde zaten kendini yine konuk olarak almak istiyorum. Ama bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.